haritalarla coğrafya tekrarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda madenlerden ve enerji kaynaklarından bahsetmiştik. Bu videomuzda da sanayi kollarına bakacağız, fabrikalara bakacağız. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum. Ben bunları Instagram hesabımda paylaştım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte burada fabrika var neden yazmamışsın? Burada yok neden yazmışsın? Bu haritalar arkadaşlar kafama göre hazırlamadım bu haritaları. KPSS kitaplarına bakarak hazırladım. Bu yüzden hata bulmak için yorum yapan insanlar buna arkadaşlar çok da takmıyorum gerçi ama sırf hata bulmak için yorum yapan insanlar oluyor. KPSS ile alakası olmayan arkadaşlar büyük ihtimal yazıyordur. Yok işte hocam bu Adana'da fabrika var. Niye yazmamışsın? Örnek veriyorum. İşte kilisteki fabrika niye yazmamışsın? Kapasite kitaplarında ne geçiyorsa onu yazmak zorundayım arkadaşlar. Ekleme yapamam veya çıkarma yapamam yani kafama göre. Sonuçta müfredat demek ki böyle. Bir arkadaşlar şeker fabrikalarının zaten Türkiye'nin her yerinde olduğunu bilmeyen yoktur yani. Hemen hemen her yerinde var yani. Sadece burada önemli noktaları, önemli kısımları yazdım. İşte yine e, demir yolları haritasında da hocam işte bizim buradan demir yolu geçmiyor da siz burada geçiyor yazmışsınız e kitaplar böyle alıyor yapacak bir şey yok yani yapıcı yorumlara her zaman yapıcı eleştirilere her zaman varım ve e, mümkün mertebe herkesin de sorularına cevap veriyorum hem youtube'dan hem instagram'dan hem özelden yazanlara cevap veriyorum hem de gönderilerin altına yazanlara cevap yazıyorum e, nedeni de kimsenin aklında soru işareti kalmasın ama baktım ki sorular haddi hesabı yok. NC yani işte dedim ki kimseye cevap vermemek hatta bu gönderilerin yorumlarını da kapattım yani bu yüzden. Çünkü gerçekten artık adam diyor ki benim köyümün arkasındaki fabrikayı niye yazmıyorsun Ya ben nereden bileyim orada fabrika var <laughs> veya yok. Bu kadar da detaya gerek de yok zaten. E kaldı ki çoğu KPSS öğrencisi yani biliyorum bu konuya bakmıyor bile doğru düzgün sanayi konusuna bakmıyor bile. Ki zaten şeker yaygın olan bir tarım ürünüdür. Sadece Güneydoğu'da dedik tarımı yapılmıyor. Akdeniz'de de dedik ki çiftçiler tercih etmiyor. E, o zaman ne, neymiş? Türkiye'nin diğer kalan yerlerinde şeker çabuk bozulduğu için fabrikalarda hemen üretim yerlerine yakın kuruluyor. Bu mantığı zaten herkes kurabilir yani. İç Anadolu'da zaten şeker fabrikaları her yerde var. arkadaşlar, Yozgat'ta da vardır, Kırşehir'de de vardır, Nevşehir'de de vardır. Ancak burada önemli olan noktaları yazdık. Önemli noktalar bunlar. Bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Örneğin özellikle Konya'da, Ankara'da, bu yerlerde arkadaşlar şeker fabrikasından bahsediyoruz. Bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Yine Doğu Anadolu'da da şeker pancarı çokça yetiştirildiği için burada da şeker pancarının, şeker fabrikalarının varlığından bahsediyoruz. Bu kadar yani. Bu illeri bilmeniz e, sınav adına yeterli olacaktır. Öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar çabuk bozulduğu için e, fabrika e, üretim fabrikalar üretim yerlerine yakın kurulmuştur. Bu kadar yani. Bunu bilmemiz yeterli olacaktır. Bu arada da konuya başladık. Şeker fabrikaları böyle. Geçiyorum. Çay fabrikaları arkadaşlar. Çayda çabuk bozulduğu için yine biliyorsunuz çay için Rize demiştik yine fabrikada arkadaşlar Rize ve etrafında kurulmuştur. Bu kadar basit yani. Mantık bu yani. Ben kalkıp da okuyacağım. Burada da çay vardı. O zaman işte şu köşede de çay vardı gibi şeylere girmeye gerek yok yani sınav için. Örneğin et fabrikaları Erzurum, Konya. Neden? E, buralarda sığır yetiştiriliyor. Yine Konya'da, e, Van'da e, koyun yetiştiriliyor. Değil mi? E, sığır, koyun bunlar etti mi? Et. Demek ki et sanayisi böyle gelişmiştir. Sadece şurada detaylara şunlara dikkat edeceğiz. Erzurum ve çevresinde mera hayvancılığı yapılıyor. Konya gibi illerde batı kesiminde ise besi ahır hayvancılığı yapılıyor. Yine burada da hayvancılığa bağlı olarak et sanayisinin geliştiğinden bahsediyoruz. E, Tabi mesela buradaki notta ne demişim? Büyük şehirlerin etrafında yetişti, e, gelişmiştir. Neden? E, çünkü tüketim fazla. E, büyük şehirlerde nüfus fazla olduğu için e, tüketim de fazla olacaktır değil mi? Et tüketimi fazlaysa fabrikalar da fazla olacak. Yine Doğu Anadolu'da da mera hayvancılığı geliştiği için buradaki ekonomik faaliyet hayvancılık olduğu için et sanayisi de gelişmiştir bu kadar basit yorumları yapmamız sınav adına yeterli olacaktır. Yok işte hocam burada niye fabrika yok? Yok işte şurada var da niye koymuşsun gibi detaylara girmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Yani benim gönderilerinde en ufak bir hata yok ve ben hiçbir şekilde de hata kabul etmiyorum. Çünkü birkaç kaynak değerleyerek hazırlıyorum. Eksik kalabilir veya fazla da yazmış olabilirim. Bu hata değil arkadaşlar. Bu birçok kaynağın, birçok kitabın yaptığı bir şey zaten. Fazladan yazabilirim yani bu bir hata olmuyor. Olmayan şeyi de var gibi göstermiyorum arkadaşlar. Mutlaka orada vardır. Süt ürünleri için yine arkadaşlar hayvancılığın geliştiği Doğu Anadolu'da yine tüketimin fazla olduğu büyük şeylerin etrafı ürünleri fabrikası da yine var arkadaşlar. Süt ürünlerinden kasıt nedir arkadaşlar? Peynir, yoğurt, değil mi? Tereyağı Bunlar arkadaşlar süt ürünleridir. E, bunların da fabrikaları arkadaşlar e, hayvancılığın yapıldığı yerde ve tüketimin fazla olduğu yerlerde arkadaşlar fazla olur fabrikaları. Bu mantığı yürütmemiz yeterli olacaktır. Yine konserve arkadaşlar. Özellikle Antalya konserve de önemli bir yerdir. Nedeni de seracılıktır arkadaşlar. Sebze yetiştiriciliğin fazla olması. Yine Adana, Çukurova, yine Bursa konserve için önemli alanlardır. Yine İzmir'de arkadaşlar konserve fabrikalarının önemli alanlarıdır. Akdeniz iklim kuşağında sebzeciliğe bağlı gelişmiştir konserve fabrikaları. Bunu da geçiyoruz. Unlu mamuller arkadaşlar yine buğday tarımının yapıldığı alanlarda gelişmiştir. Bu kadar basit bir mantık. Bakın buğday tarımının yapıldığı alanlarda, tahıl tarımının yapıldığı alanlarda unlu mamul fabrikaları vardır arkadaşlar geçiyorum. Tek tek bunlar arkadaşlar il olarak ezberlemeyin zaten sınavda ÖSYM sizden böyle bir şey istemiyor. Sadece unlu mamül fabrikaları nerelerde gelişmiştir bunun mantığını yürütebilmeniz gerekiyor. Tahıl tarımının yapıldığı alanlarda unlu mamül fabrikaları gelişmiştir. Bitti yani özellikle İç Anadolu diyoruz. Değil mi? Tahıl ambarı dediğimiz Konya bu yönüyle önemlidir bitkisel yağ fabrikaları. Bakın burası önemli. Biliyorsunuz ülkemizde de yağ sanayisi önemli bir e, koldur arkadaşlar. Özellikle ayçiçeği için Tekirdağ demiştik. Kolza için Tekirdağ demiştik, değil mi? E, yine zeytin için Aydın demiştik. Burada belirtmemişim ama zeytin Aydın arkadaşlar. Yine e, pamuk için şanurfa demiştik. Bunların fabrikaları da buralara yakın arkadaşlar. Buralara yakın kurulmuştur. Yine mısır bu da önemli bir e, sanayi ürünüdür arkadaşlar ve sanayi ürünlerinin yetiştirildiği yerlerde gelişmiştir. Buralara baktığımızda bakın e, Trakya'da özellikle Ayçiçeği ve Kolza, Ankara'da aspirin varlığından bahsetmiştik değil mi? Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da buralarda arkadaşlar zaten Ege hattı boyunca zeytin yetiştiriliyor ve buna bağlı olarak da e, zeytin yağı fabrikaları gelişmiştir. Yine e, Güneydoğu'da arkadaşlar pamuğun varlığından bahsetmiştik. Yine Konya'da arkadaşlar KOP e, projesiyle Mısır yetiştirildiğinden bahsetmiştik en fazla Konya demiştik. E, bunlardan dolayı arkadaşlar yağ sanayi yağ sanayi ürünlerinin yetiştirdiği alanlarda yağ fabrikaları da gelişmiştir. Sigara ve alkol fabrikaları zaten özellikle arkadaşlar bir arkadaş demiş ki işte bizim fabrika alkol fabrikası kapanmışız burada göstermişsiniz. Yani müfredatta geçiyorsa arkadaşlar yazmak zorundayım yani kafama göre kapanmış burayı sileyim yok işte bu göl kurumuş burayı sileyim gibi bir mantık olamaz yani map müfredatı kabul ediyorsanız biz de kabul etmek zorundayız yani. Alkol için arkadaşlar İstanbul, Bilecik, Ankara, yine Yozgat, da yine Diyarbakır arkadaşlar burada da e, fabrikaların olduğunu görüyoruz. Yine arkadaşlar e, Karaman'da da arkadaşlar alkol fabrikalarının varlığından bahsediyoruz. Bu diğer illerde arkadaşlar sigara fabrikaları da özellikle Samsun'a dikkat ediyoruz sigara fabrikası. E, yine Malatya arkadaşlar. Yine arkadaşlar tütünün yetiştirildiği yerlere yakın e, kuruluyor fabrikalar. E Samsun civarında yine Adıyaman'da tütünün varlığından bahsetmiştik. Yine Ege'de de arkadaşlar tütün yetiştiriliyor. Bunlara da yakın fabrikalar sigara fabrikaları kuruluyor. Sigara fabrikaları tütün yetiştiriciliği yapılan yerlere yakın kurulmuştur. Alkol fabrikaları Ege, Marmara ve İç Anadolu'da yoğunlaşmıştır. E, pamuklu dokuma fabrikaları için arkadaşlar bakın Şanlıurfa pamuk yetiştiriciliğinde bir Birinci sırada demiştik değil mi? Üretim yerlerine yakın veya uzak da olabilir. Örneğin İstanbul'da fabrikanın varlığı ulaşım ticaret değil mi? Pazarlama olanaklarının fazla olması etkili olmuşken Şanlıurfa'da olmasının nedeni de üretim. Bu yorumları yapabilmek önemli arkadaşlar. Bakın, fabrikalar adına acaba neden İstanbul'da bu fabrika var? İşte neden Sinop'ta yok? mantığından ziyade neden İstanbul'da varı konuşmak gerekiyor. İşte haritalarda bu yüzden hata yok diyorum. Yani ben haritalarda hepsinin bir mantığını e, söylüyorum burada. İstanbul'da varlığı pazarlama, ulaşım, ticaret olanaklarının olmasıdır. Yine İzmir'de de ha, keza öyle. Ancak Şanlıurfa'da bu e, yine Adana'da olmasının nedenlerinden biri de arkadaşlar en önemli nedeni hatta üretim üretmek yani buralarda çokça üretildiği için buralarda da fabrikaları var arkadaşlar geçiyorum geçiyorum Yünlü dokuma fabrikaları yine arkadaşlar e, buralarda da işte e, hem üretim hem pazarlama olanaklarının olması Bursa e, Kocaeli hattı yine arkadaşlar burada e, üretim özellikle hayvancılığın yapılması Yönü e, yünü dokuma fabrikalarında etkili olmuştur. Etay yünü dokuma fabrikaları örneğin Van'da da vardır veya başka yerlerde de vardır. Burada öne çıkan yerleri yazdım. Halı dokuma fabrikalarında yine bu illeri görüyoruz. Erzurum, İzmir önemli yerler. Konya. Yani tek tek il olarak ezberlemeyin arkadaşlar. Sadece bu şekilde görmeniz yeterli. Birkaç defa bakmanız yeterli. İpek dokuma fabrikaları için ipek böcekçiliğinin yapıldığı alanlar. Birinci sırada Diyarbakır var demiştik değil mi? Bakın Diyarbakır önemli bu konuda. Yine Bursa önemli. Antalya ve İstanbul. İpek dokuma fabrikaları için önemli alanlar. Deri dokuma fabrikaları için yine İstanbul, Bolu ve İzmir görüyoruz arkadaşlar. Bunun üçünü bilmemiz yeterli. Demir çelik sanayisi için arkadaşlar Hatay İsta İskenderun yine Sivas devriyi buraları önemli arkadaşlar. Yine arkadaşlar e, çıkarılan demirin Zonguldak'a getirildiğinden bahsetmiştik değil mi? Sivas devriyden çıkarılıp Zonguldak'a getiriliyor. Nedeni arkadaşlar taş kömürünün varlığından bahsetmiştik. Yine İzmir'de de demir çelik sanayisi e, gelişmiştir. Bu alanları bilmemiz yeterli olacaktır. Yine arkadaşlar burası Kırıkkale. Kırıkkale'de biliyorsunuz demir çelik sanayisi için önemli bir il merkezidir. Bunlar arkadaşlar bilmemiz gereken yerler. Geçiyorum ferrokrom sanayisi. Antalya ferrokrom fabrikalarından bahsetmiştik. Bir önceki dersimizde yine Elazığ önemli ferrokrom sanayi alanlarıdır. Burada iki yerde fabrikasının varlığından bahsetmiştik. Ve geçiyorum. Alüminyum arkadaşlar. Konya. Yine bakır için e, Diyarbakır, Ergani, Samsun, Art, Artvin, Murgul bakır için. Kurşun arkadaşlar yine e, burası Kayseri, Elazığ önemli alanlar. E, böyle arkadaşlar sadece yer olarak yani bilmemiz e, iyi olacaktır. Zaten biz bunlara maden konusunda da değinmiştik. Uçak fabrikaları Ankara, ee, yine Eskişehir uçak fabrikaları için önemli iki merkez. Otomobil fabrikaları için arkadaşlar. Yani yine bu haritada da işte hocam burada otomobil yapılmıyor, burada var gibi söylemler, mesajlar aldım. Ee, yani ne alaka? Hiçbir alakası yok. Yani Bursa'da, Kocaeli'de, İstanbul'da buralarda otomotiv fabrikaları var. Yani bizzat gördüğüm yerler bile var arkadaşlar. İzmir, yine Nevşehir, yine Adana arkadaşlar buralar önemli yerlerdir. Geçiyorum. Demiryolu taşıdığı fabrikaları, yine Ankara Eskişehir, Sivas önemli alanlar. Sadece görmeniz yeterli arkadaşlar. Yani tek tek değmiyorum bunlara. Gemi fabrikaları için İstanbul. Kocaeli. Zaten arkadaşlar buralar sanayinin geliştiği, ticaretin geliştiği alanlar. Buralarda olması yine liman şehirleri olması da etkili tabii ki. İzmir bu yönüyle önemli arkadaşlar. Gemi fabrikaları yine oralarda da var. Petrol rafineleri için arkadaşlar. Batman ve çevresi. Değil mi? Adıyaman, Mardin. Buralar önemli. Yine Diyarbakır. İlaç sanayisi için Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu üçünü bilmemiz yeterli ilaç sanayisi için. Gübre arkadaşlar, gübre, Mardin. Mardin arkadaşlar, Mazı'dan da fosfatın çıkarıldığından bahsetmiştik. Ancak yeterli değil. Biz bunu bolca ithal ediyoruz, dışarıdan alıyoruz. Gübre fabrikaları için arkadaşlar, Mardin, Adana. Bunlar arkadaşlar, buralarda gelişmesinin nedeni ne olabilir? Mantıklı. yani Neden buralarda gelişti? Ulaşım. Bakın bunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. Burada olmasının nedeni ulaşım. Değil mi? Fosfat arkadaşlar gemilerle geliyor, geliyor, geliyor. Örneğin Adana'ya geliyor. Burada e, üretim yerleri, fabrikaları açılmış. Yine İzmir'de, yine Bursa'da olması bunların hep nedeni arkadaşlar ulaşımdır. Yani buralarda önemli limanların olmasıdır. Mardin'de olmasının nedeni de burada çıkarılıyor arkadaşlar. Mazı Dağı'nda çıkarılıyor ve burada da işletiliyor yani. Sabun ve deterjan sanayisi İstanbul önemli yine. Kocaeli, Ankara önemli alanlar arkadaşlar. Yine İzmir önemli alanlar. Detay bunları geçiyorum arkadaşlar. Kağıt fabrikaları. kağıt arkadaşlar neyden yapılıyor? Ağaçlardan değil mi? Ağaçlardan üretiliyor maalesef. E, ağaçlık alanlar, ormanlık alanlarda arkadaşlar bunların fabrikaların olması normal değil mi arkadaşlar. Hatta Aydın Söke'ye arkadaşlar Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası yapıldı. Aydın Söke'ye. Haritada yer vermemişim ama e, büyük ihtimal bu yeni bir gelişme olduğu için haritada yer almıyor arkadaşlar. Çünkü bu güncel bir gelişme. Kağıt fabrikaları için yine Kastamonu, sonrasında Muğla. Yani kıyı kesimler, ormanlık alanların fazla olduğu yerlerde arkadaşlar. Kağıt fabrikalarını görüyoruz. Yine Balıkesir, Afyon, Kocaeli önemli alanlar. Mobilya fabrikaları için yine büyük şehirleri görüyoruz arkadaşlar. Buralar zaten ticaret alanları, pazarlamaların, pazarlama alanları arkadaşlar. Özellikle zaten buralara oluyor Yani ham maddeden ziyade en önemli faktör arkadaşlar ulaşımdır ve pazarlamadır arkadaşlar. E, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, İzmir gibi büyük şehirlerde arkadaşlar bunların pazarlaması, pazarlama olanı geliştiği için mobilya fabrikaları da özellikle buralara kurulmuştur. Cam fabrikalar arkadaşlar, e, cam fabrikaları için Sinop, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, Kırklareli buralar önemli alanlar. Yine Mersin önemli alanlar. E, videoda arkadaşlar mümkün mertebe her ili söylemeye çalışıyorum. Sonra şey yazan olacak. Hocam işte benim ilimi neden söylemedin diye. Kereste fabrikaları. Burada yine arkadaşlar e, Bolu'yu görüyoruz. Değil mi? Düzce önemli alanlar. Seramik ve porselen fabrikalar arkadaşlar İstanbul, Kocaeli, yine Bilecik, yine Çanakkale arkadaşlar İzmir, buralar önemli alanlar. Özellikle arkadaşlar seramik ve porselen için Kütahya, değil mi? Kütahya'nın porseleni meşhur biliyorsunuz. En önemli yer Kütahya diyoruz. Yine Marmara bölgesinde de yaygınlık gösterdiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, sanayi kollarında görmüş olduk. Fabrikalara böyle kısaca bir değinmiş olduk. E, i̇lla bunların daha detaylı olanı vardır. E, ancak haritalarda eksik yok arkadaşlar. Hatta fazla bile yazdım. Bu yerleri bilmemiz yeterli olacaktır. İl il ezberlemeyin arkadaşlar. Sadece mantığını öğrenin neden burada fabrika kurulmuştur ulaşım mı etkili olmuş pazarlama mı etkili olmuş yoksa üretim mi etkili olmuş bunlara dikkat edin arkadaşlar bu videomuzda böyleydi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın İyi çalışmalar